Hoş geldiniz. Halk TV ekranlarında hafta sonu sabah programı devam ediyor. İkinci bölümle karşınızdayım sevgili seyirciler. İlk bölümde gazetelerin birinci sayfalarını sizler için aktarmıştım. Okuyup anlatmıştık. Ayrıntılarda neler yer aldı bir kez daha hatırlar olduk. Şimdi ise stüdyo konumla beraber haftanın görünümüne bir göz atacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Uluş Gürkan yanımızda. İyi pazarlar, hoş geldiniz. İyi pazarlar. Ee, gündemde Afrin var, çocuk istismarı var, şeker fabrikaları konusu var ve tabii seçim ittifakları var. Ama öncelikle Afrin'e bir başlayalım. Yeni gelişmeler de yaşanıyor. Son olarak Afrin'den ziyade Suriye'nin bir başka bölgesinde, yine Afrin'e yakın bir yerde yer alan Doğuguta'da e, sivillerin katliamı durumu söz konusu. Artık sayılar yüzlerle ifade ediliyor hayatını kaybeden insanların sayısı. Son olarak da dün akşam saatlerinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir insani ateşkes kararı çıktı. 30 gün süreli e, Uluç Bey e, Dünya 5 Arasat rejiminin katliamına dur dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'de bir ay insani ateşkes ilan etti. Hürriyet bu şekilde özet geçmeye uygun bulmuş. Ve bir de e, gazetelerin bugün birçok e, baş sayfasında yer alan bir e, skandal da var. Bir vahşet de var. Hani biz hep Afrin'de ilerlediğimiz zaman Güya Türk askerleri katliam yapıyormuş gibi bir dezenformasyona başvurmayı sakıncalı bulmuyor Avrupalılar, Amerikalılar. Ama asıl sivil katliamını kim yaptı buradan görebilmekteyiz. İşte YPG gerçeği denilmişti. Sevgili seyirciler hatırlatalım biz de Zeytin Dalı Harekatı'nda kimin sivilleri hedef aldığı. Kimin sivilleri canlı kalkan ve canlı bomba tuzağı olarak kullandığı bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütü yaşlı köylüleri bağlayıp etraflarına bomba döşedi. Türk askerlerinin geldiğini görünce bu yaşlı insanları bombayla bağlamışlar. Bu tuzak kurmayı uygun bulmuşlar. YPG, PYD'li teröristler. Bunun da altına çizelim. Bu gibi gelişmeler var. Bir ay geçti. Artık 37. güne de girildi. Yine etkisiz hale getirilen terör sayısı da 2000'e dayandı. Tabii şehitlerimiz de var maalesef. Onları da bir kez daha analım buradan. Ne görüyorsunuz Afrin harekatında ve Suriye'nin genelinde çözüme doğru yaklaşıyor muyuz sizce? Ee, yani Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararı çözüm yolunda bir adım diye maalesef e, şu aşamada değerlendiremiyorum. Bu kararla ilgili bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Olay e, Doğu Gutada. Yani aslında Doğu Gutada Astana e, bu çatışmasızlık bölgelerinin içinde Rusya'nın sorumluluğundaki bir alan nasıl İblit bizim sorumluluğumuzdaki Hı. bir alansa orası da Rusya'nın sorumluluğundaki bir alandı. Orada yaşananların tetiklediği bir olay. Ama Rusya Doğu Guta için öngörülen ateşkes kararını Suriyenin bütününü içine çevirdi. E, bu durumda e, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü operasyonda e, buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. İşte Türkiye ateşkese uyuyordu, uymuyordu diye spekülasyon konusu yapılacak. E, burada Türkiye Maalesef sizinle her pazar buluştuğumuzda israrla, inatla vurguladığımız bir gerçeği artık dakika bile kaybetmeden yerine getirmek konumadı. Normal koşullarda e, Türkiye, Suriye'de çatışan bir taraf değil. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi gereğince, onun verdiği e, hak çerçevesinde e, kendisine yönelik terör tehdidini bertaraf etmek üzere orada e, bulunan bir operasyon yapan, yani savaşan taraf değil. Bunu resmi yetkililerimiz de söylüyor. Ama her nedense Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinin gereklerini tam olarak yerine getirmiyoruz. Ya yani nedir? Suriye'yi Esad rejimini, Suriye'nin işte bahsettiğimiz toprak bütünlüğünün sahibi rejim olarak kabullenip Birleşmiş Milletler'de karşımızda hep onlar var. Ee, kabullenip onu bilgilendirmek işte söyleniyor. Alt temaslar falan var diye. Ama bunu resmileştirmeyip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de bu tehdidin giderilmesi için siz gerekli önlemleri alana kadar ben kendi savunmamı sağlıyorum diye bir e, girişimde bulunmuyor. Şimdi bunun bulunmamasının nedeni bakın yarattığı sıkıntılar var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar diyor ki, e, ateşkes tamam ama işit, El Nusra, El-Kaide gibi terör grupları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin belirleyeceği terör gruplarına karşı Eylemler serbest. Yani ateşkes kapsamı dışında. PYD bunun içinde mi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi evet PYD terör grubudur demediği sürece maalesef içinde değil. Dolayısıyla bu ateşkes kararı karşı süresince bizim affindeki operasyonumuz dünya genelinde spekülasyon konusu yapılacak. Ama biz haklı olarak meşru müdafaa hakkımızı kullanırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni burada her defa tekrar ettiğimiz biçimde bilgilendirmiş olsaydık, o terör grubunu da PYD olarak tanımlamış olsaydık, PYD ister istemez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü listesinde yer alacaktı, zorunluydu hı hı. Birleşmiş Milletler'in bir üyesi kendisine karşı terör tehdidi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne önlem alma. Önlem alıncaya kadar da ben orada kendi savunma hakkımı kullanıyorum deme işini resmileştirmiş olsaydı bu sorun yaşanmayacaktı. Şimdi burada yani Türkiye bir biçimde... Eleştirilecek e, ama haklı bir zeminde bunun cevabını verecek, istismar edecekler. E, batı'da e, çok yaygın olan bilinç altındaki Türkofobi canlandırılmaya, tahrik edilmeye çalışılacak. Bunlara hazır olmamız lazım. Burada kritik nokta Rusya. Rusya ne yapacak? E, Afrin'de harekatı e, sürdürdüğümüz sürece, Rusya ile iyi ilişkiler içinde olmak zorundayız. Ama bu konuda bazı kırılmalar var. Özellikle Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson geldikten Türkiye'ye sonra ee, biz de açıklamamızı stratejik ortak, müttefik sözcükleriyle yapınca e, öyle anlaşılıyor ki Rusya'dan ya biz hani birlikteydik ne demek bu Amerika ile stratejik ortaklık bundan sonra Afrin'de Esad rejimini ikna etmek için bizden medet ummayın doğrudan siz orayla temas hı hı. kurun gibi evet, bir çıkış aslında. yapıldı. Dışişleri Bakanı Lavrov. Hı hı. Şimdi e, bu Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde bir e, sıkıntının işareti. Türkiye ile Rusya Suriye politikasında bir yerde şu an bilemediğimiz, kestiremediğimiz bir noktada ayrışacaklar. Eğer Türkiye politikasını bugüne kadarki biçimiyle sürdürürse. Nedir bugüne kadarki biçimi bakın? Bir tür büyük devletleri birbirine karşı oynamak. Onların arasındaki çelişkilerdeki boşluklardan yararlanıp işte, e, kendi hedefine ulaşmak Kendi e, amaçlarına ulaşmak ama Hı. bu Abdülhamit politikasıdır. Büyük devletleri birbirine karşı oynamak. Türkiye bu konuda artık Suriye'de tıkandı. Nihai noktaya manevradan kalmadı diyorsunuz. Çok fazla kalmadı. Hı. E, bunu değiştirmesi kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye bunu dünyaya net ifade ederek ee, işte bildirmekten de kaçınmayarak işte Birleşmiş Milletler 51. maddesinin e, gereği için niye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuru etmiyoruz? Da bulunmuyoruz. Haklıyız. Haklı olduğumuz bir konumda gereğini yerine getirmiyoruz. Sahadayız ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bağlamıyoruz. Ee, bunu ben gerçekten çözemiyorum, algılayamıyorum. Bu eksikliği müthiş bir diplomatik eksiklik. Ee, aynı şekilde Rusya ile Amerika ile dengeli ilişkileri sahaya yerleştiler. Yani Suriye'de komşumuz ikisi de. Ee, daha önce hareket etseydik buna gerek kalmazdı. Ama şu anki fiili durum ikisi de sahada. Onlarla birini birine karşı kullanmak yerine bizim bölgemizden aldığımız güçle, bir dünya devleti olarak çizgimiz, çıkarımız, yararımız budur deyip onları bu çıkarlara uyumlu hale getirmenin adımını artık atmamız lazım. E, o kendi kendimize e, sahiplendiğimiz çıkarlarımız, yararlarımız, güvenliğimizi bir yerde Amerika'yla, bir yerde Rusya'yla, bir yerde onları birbirine karşı kullanarak sürdürmeye çalışmak e, tarihte de nihai olarak başarı hanesine kayıt düşürememiş bir politikadır. Yani böyle kaçak güreşmek yerine Amerika ile Rusya'yı çarpıştırmak yerine bizim bölgenin, kendi büyük bölgenin, bölgenin gibi bir gücüyüz. Bizim çıkarlarımız budur. Hı hı. Muhataplarımız şudur. Siz o bölgede nerede, neyinizle varsanız bizimle işbirliği için ee, bu noktalarda uyum göstermek zorundasınız. Ve Türkiye, Türkiye bunu, bunun da, gücü bunu var. da diyebilir artık değil mi? Yani çünkü Fırat Kalkanı'ndan görüyoruz, Afrin'de görüyoruz. Türkiye'nin buna Aktif gücü var. Aktif olabilen bir Tarihin ülke. Aynı olarak da gücü var. Hı hı. Çok konuştuk, geçmişte bunu yaptı Türkiye. Ama e, maalesef e, AKP iktidarının kendisini ortaya koymadan, Türkiye olarak e, bir anlamda herhangi bir eyleminde, olayında, şu veya bu gücün himmetini demeyeyim ama desteğini, dayanışmasını bekleyen politikası maalesef Türkiye'ye yarar sağlamıyor. Türkiye'nin izlemesi gereken politika değil. Bakın bu himmeti, minneti, desteği bekledik 2014 yılında sözünü ettiğimiz tampon bölgeleri yaratamadık. Amerika. Oralı olmadı diye. Ne oldu? İşte gerekirse şehit verme uğruna hı hı. şimdi fiilen e, bunu yapmaya çalışıyoruz. E, Afrin, e, Rusya hava sahasını anlamsız bir şekilde orada kontrol imkanı verdik. E, Rusya'da Rusya'nın hava sahasını açması sayesinde Afrin operasyonunu yaptık. E, hava sahasını kapatınca daha önce burada konuştuk Bir birkaç gün kapattı ertesi gün e, onun üzerinde şehit verdik. E, bu tür sıkıntıları aşmanın yolu Türkiye'nin kendisi olabilmesidir. Kendi gücüyle ortaya gücünle ortaya koyabilmesidir. Bunu Türkiye özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısında yerine getirmiştir, yapmıştır. Türkiye'nin bu gücünün olduğu kanıtlanmıştır. AKP iktidarı ivedilikle e, Türkiye'yi kendisi olarak ortaya koyacak Atatürk'ü dış politikaya dönmek zorundadır. E, aksi takdirde gerçekten e, önümüzde sıkıntılı bir süreç var. E, bu sıkıntılı süreç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararıyla e, Türkiye'nin dış dünyada başını ciddi olarak ağrıtabilecek noktalara gelmiştir. Örneğin bakın bu son olarak şuna da değinelim. Yaşları kalkın, kalkan yapmazsın. Bunu kendi içimizde elbette değerlendireceğiz, politika yapacağız ama PYD'nin PKK'nın gerçek yüzünü dünyaya gösterebilmek için hala etkili ve güçlü bir e, dünya kamuoyuna dönük politikamız yok. E, i̇ki hafta önce de konuşmuştuk. E, çeşitli Türk, e, enstitüleri dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin işgal toplantılar yapıyorlar. Yaptıkları yerlerdeki işte e, böyle şey gönüllü Türkiye düşmanlığı yapacak çeşitli akademisyenler gazetecileri kullanıyorlar o panellerde. Falan. E biz ne yapıyoruz? Böyle bir girişimimiz, toplantımız işte PYD'nin çocukları asker altına alması çocuk asker kullanması yaşları kalkan olarak kullanmaz. Gerçekten bir terör örgütü oldu. gerçekten uyuşturucu pazarları nasıl bunları zorladı? Yani bir tehdit oluşturdu bu anlamda da. E, bu konuda elimizde inanılmaz malzeme olmasına rağmen bunları dünyada PDE PYD gerçeğini anlatacak, PKK gerçeğini anlatacak dünya e, kamuoyunun belleğine sokacak hangi örgütlenme, hangi çalışma, hangi çabanın içindeyiz? Ama şu da var, şimdi sizin bu söylediklerinizi alt alta koyalım, şu, şu gerçeği de e, bilmemiz gerekiyor. Bu çalışmaları, bu örgütlenmeleri yapmadığımız gibi bir de şu da var, artık dünya herhalde e, sağır görmez değil, bütün bunları görüyor ama bizim Kimlerle savaştığımızın da bir gerçeği öyle değil mi? Tabii. Biz yani yapmadığımız bir şey için suçlanıyoruz ama her şey ortadayken, ama, bugün gazetelerin baş sayfalarında görebilirsiniz, dünya bu duruma karşı duyarsız. E, Demek e, ki yan yanalar bir, yani. Hayır ama biz onları gerçeklerle yüzleştirmek, Türkiye'ye karşı e, bilinç altlarındaki çifte standardı yıkmak için yüzlerine vurmuyoruz. İç politikada kullandığımız kadar bunu onda birini dışarıda kullansak, örgütlü evet. olsak Daha yani, farklı organize e, olunabilir de diyorsunuz siz anlatmak yani, için. İnatla ısrarla anlatacağız. Sadece diplomatik olarak e, muhataplarımıza e, dosya sunmak değil. Dünya kamuoyunu dengelemek. Bunun için gerekli mücadeleyi vermiyoruz. Yani içeride hı hı. E, işte iktidar muhalefet çatışması içinde kullandığımız malzemeyi dünyaya sunsak çok farklı bir sonuç alırız. Evet. Tabii içeride de e, konuşulduğu için bir iç siyaset malzemesi haline getirildiği için e, eski Genel Kurmay başkanlarından İlker Başbuğ bile deyim yerindeyse topa tutuldu. Evet. E, iktidar partisi tarafından. Bir başka konuya geçenin çocuk istismarı meselesi ve bununla beraber yüzleşilen işte kimyasal adım uygulaması da masada bekliyor olacak. Bir de bugün Cumhuriyet'in manşetinde vardı. AKP'nin istismarda sınırı 12 yaş olarak belirleme önerisi de tepki çekti. Ee, AKP'nin çocuk istismarı tasarısında 12 yaşından küçük çocukların cinsel istismarına verilecek cezanın ağırlaştırılması önerisi tartışma yarattı. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşından küçük her bireyin çocuk olduğunu belirten kadın ve çocuk hakları savunucuları komisyonun dini referansı hareket ettiği görüşünde. Bu da yeni bir bilgi olarak da aktaralım izleyicilerimiz için. Ee, o konuda neler yaşıyor? Nasıl görüyorsunuz? Bir zina meselesi de e, sanki değil mi? Ona da yamanmaya çalışılıyor. ...bir garip e, uygulama gözüküyor Şimdi yani. Şimdi bakın, e, nereden gündeme geldi bu konu? Hakikaten çocuk istismarlarının e, kabul edilmez ölçüde yaygınlaşması, çoğalması. E, buna karşı önlem derdi. Hükümet baskı altında kaldı kamuoyu baskısının. Altı bakandan oluşan bir komisyon kurmuş eee kamuoyuna e, bilgisine e, sızdığı kadarıyla bugün e, işte Cumhuriyetin yanı sıra Hürriyet hı. ve diğer gazetelerde de bu bilgi var. Altı Bakanın önerisi çocuk istisbarına e, yönelik cezaların ağırlaştırılmasında yaş sınırını 12 olarak belirleme yolu. Hı hı. Bu kabul edilemez. Bir aymazlık. Türk Ceza Yasası'nın 103. maddesinde de bir yaş sınırı var. 15. Siz şimdi çocuk istismarını önlemek için bir çalışma yapıyorsunuz. Cezalar vesaire. 15 olan bizim ceza yasasındaki yaş sınırını 12'ye indiriyorsunuz. Ne demek bu ya? 15 yaşından 12-15 yaşı arasındaki çocuğa istismarda, bir sa istismarda sakınca, yok mu demek? sakınca yok mu demek? Bu nasıl bir sapkınlıktır? Nasıl bir anlayıştır? Tam aksine, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi ceza yasamızdaki 15 olanı, yaş sınırını 18'e çıkartmak zorundayız biz. Hı. İkincisi, cezaları arttırmak vesaire. Ee, i̇şte kimyasal hadım gibi bazı e, önlemleri kullanmak. Bu cezalar bu meselenin ikinci, belki üçüncü konu. Asıl olan bu çocuk istismarını tahrik eden, teşvik eden sapkınlığı ortadan kaldırmak. E bu konuda bir çalışma var mı? Yok. Tam aksine ortalık 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diye sözlü İslam adına fetva veren sapıklarla dolu. Bunları önleyin cinsel istismarda bulunan fiili e, sapa kimyasal adımı tartışırken siz o 6 yaşındaki çocuk kız çocukla evlenilebilir diyen sözde din adamını ruhsal tedavi altına aldı. Hatta bir baba küçük kızına şevet Aa, duyabilir bile den deniyor. Dokuz yaşındaki çocuğu da şey vardı. yaparsa şevet. Şey, Yatağa yatarsan, yastıktan, yorgandan evet uykun tam gelmemişse tahrik olursun. Yani son olarak asansör Ama, meselesi de tabii var. Tabii asansör. Bu tür adamları sizin ne hakkınız var din adına konuşmaya deyip sizin tıbbi tedaviye ihtiyacınız var diye nasıl kimyasal hadım, oluyorsa, hadım e, olayında yapılıyorsa e, beyinsel ruhsal tedavi mecburiyetini getirmemiz lazım. O ortamı Meşrulaştıran bu insanlardan e, temizlememiz lazım. Ama maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı e, bu konuda ya sessiz <laughs> ya da elini kula e, sağ eliyle sol kulağını gösterir gibi e, zaman zaman da bu sapkınlıkları e, böyle ulu orta e, adeta meşru gösteren açıklamalarla yetiniyor. Bu ortamı temizlemenin en etkin yolu gerçekten İslam'ı, dinimizi kirleten bu sapkınları e, ortadan kaldırmak. Evet. Önce buradan başlanabilir mesela bu olayın, olayın önlenmesi için. Yani bu ortamı bizim temizlememiz, gidermemiz lazım. Bu anlayışı, yani şimdi Diyanet İşleri Başkanı kalkıp 9 yaşındaki bir kız çocuğunu... E, kucağına alan baba şefet duyabilir diye. Yani İslam'ın neresinde bunlar? Şimdi yani babalar kız çocuklarına karşı kuşkuya düşebilirler. Ya Allah Allah filan. Sevgisinin, çocuğuna olan sevgisinin ölçüsü acaba böyle mi diye tereddüde de düşebilir. Çok fazla şeyse, e, dini inançları yüksekse, diyanete inanıyorsa, Hı. Yani bu sapkınlığı, bu saçmalığı, bu ıı, akıl almaz ıı, İslam düşmanlığı temizlemek gerekiyor her şeyden. Hı hı. Ve bütün bunlara rağmen de resmi kanallardan da dişe dokunur bir tepki, öyle değil mi? Bir açıklama, bir uyarı, ceza bu hiçbir şey resmi, gelmiş de değil re resmi, yani. Resmi en resmi kanal Altı Bakandan oluşan çocuk istismarını önlemek için cezaları arttıracağız, arttırmayacağız vesaire yaklaşımını çalışan komisyon. 18'e çıkması gereken ceza yasamızdaki 15 yaş sınırını 12'ye indirmek. Evet, Artması gerekirken tam tersine düşüyor bir de. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu, yani tecavüz edeceksen yaşına bak, evet. 13 ise sıyıracaksın, Soracak mı yani öncesinde? Vaka. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İki, çocukların eğitimi. <laughs> Bakın, çocuk istismarına uğrayan yılların vakalara baktığınız zaman ortada çok ciddi bir sorun var. Farkında değil neye? Hı hı. Eğitimsiz. Bu eğitimin tamamlanması lazım. İki, toplumsal baskı nedeniyle kendi ifade edemiyor dayanılmaz noktalara gelmedikçe. Ee, yani bun, bu ortamı da giderecek. Bu güvenceyi sağlayacak. Korumayı sağlayacak. Ee, önlemler. Üç, cezaları arttırmak ne kadar çare? Hayır, asıl arttırdınız olan, uyguladınız mı? O asıl da Asıl olan mevcut cezaları iyi hal indirimiydi, tahrikti, çocuğun rızası vardı gibi hiçbir bilimsel anlamı olmayan e, gerekçelerden kurtarmak. Evet. Bu arada bir gerçek daha var Uluç Bey. Sözcü'de o da e, yer bulmuş. Can Özçelik'in haberi. 1 evet. milyon çocuk tarikatın elinde. O e, tarikatlardan bu çocukları kurtarmak. O tarikatların elindeki çocuklar sadece istismara açık değiller. Ensar Vakfı. Ya bir kerecikten yani, olmaz sadece denilen. Sadece kız çocuklar değil, erkek çocuklar bak. da böyle bir sapkınlık. Ee, bu tarikatların ne kadarı bu konuda? Hangi sicile sahip? Büyük çoğunluğuyla sıkıntılı. Ötesinde bu çocukların o tarikatların elinde can güvenlikleri yok. Yurtlarda yandılar. Şimdi cezaları e, arttırmakla yaş sınırıyla oynamakla alacağınız sonuç çok e, önemli de değil. Bakın e, bir bu davalarla ilgilenen bir avukat arkadaşın gazeteleri yansıyan e, haberi vardı. Diyor ki çocuk istismarı davalarının yüzde yirmiden biraz fazlası beratla sonuçta. E, çünkü yargıçlar ağır ceza karşısında baskı altında yani tek sorun cezaların da arttırılması, hı hı. o vesileyle caydırılık yaratılması değil, yeterince ağır Türkiye'de. Hem de 12 yaşa kadar değil, 15 yaşa kadar, 18'e çıkması gerektiğini tekrar tekrar vurguluyorum. Ee, ama önlemiyor ee, ve cezanın ağırlığı yargıcı da ağır bir baskı altına koyuyor. Hı. Onun için en önemli olay. Yani cezalarla oynayıp vazifemizi yaptık demek değil, bu ortamı gidermek, bu ortamı tahrik ve teşviki e, ortadan kaldırmak, bunun için de her şeyden önemlisi e, İslam'ı yani cinsel anlamda ruh sağlığı bozuk insanların Evet, oradan Ağzından temizlemek lazım. Elinden demiyorum, elinde değiller. Kurtarmak Ağzından kurtarmak. Peki başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa bir diğer konuya geçelim. Ee, şeker fabrikaları meselesi özelleştiriliyor. 14 fabrika birden. Ee, Yeni Çankırı Gazetesi'nde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadeleri var. Bir, enteresan bir bağlantı kurmuş. Her nedense diyor, e, ABD Dışişleri Bakanı Tidderson'ın gelişinden sonra hemen akabinde bu gelişmenin yaşanır olması bir ilginçlik olarak e, aktarılıyor kendisi tarafından. Bir de e, pası size atmadan bir e, başka isimden daha alıntı yapmak istiyorum. Mahviye İlmez'in bir paylaşımı vardı. Türkiye'de şeker fabrikaları sadece şeker üretmez. Çevrelerinde kooperatifler örgütlenir, pancarın küspesi yem olur ve hayvancılık gelişir. Cumhuriyet o fabrikalardan yola çıkarak tarımdan kooperatife, hayvancılıktan bankacılığa kadar bir sistem kurmuştur. İş sadece şeker ya da fabrikası değil. Görüyorsunuz koskoca bir ülke durumu söz konusu, bir ekonomi. Ve e, şunu da söyleyeyim. Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitaben yapmış olduğu bir konuşma var ki, Türkiye tarımda Avrupa'da bir numara şeklinde. Daha sonra e, muhalefet partileri e, milletvekilleri tarafından da e, gülümsemelerine neden olmuştu. Niye gülüyorsunuz diye de çıkışmıştı. Hatta bu da bir başka enteresan tespit olmuştu Başbakan tarafından. Ee, şimdi önce Türkiye tarımda nerede? AKP iktidarına kadar ve AKP'den kısa bir süre öncesine kadar Türkiye dünyada tarım gücü nedeniyle kendi kendini besleyen 7 ülkeden tekiydi. Evet. Rahmetli Süleyman Demirel başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı döneminde bunu sık sık vurgulardı. Şu an elimizde yiyecek çana, hayvanlar için samanı bile ithal ederdir. yani, gibi bir ülke yani. Tarımda bir numara acaba ithalat rakamları da içine girdiği için mi ortaya çıkıyor? <laughs> yani ciddi olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Ee, Sayın Akşener'in Tillerson geldikten sonra ortaya çıkması demesi, e, şeker fabrikalarıyla ilgili e, ima ettiği şey çok gerçekçi. Kargil. Türkiye'de şeker endüstrisinin karşısına onlarca yıldır bir tehdit oluşturan kargil vakası var. biraz daha açalım. Belki bilmeyen e, Mısır. E, şimdi şekerin e, Mısır nişastasından üretilmesi biz pancardan biliyorsunuz daha ağırlıklı olarak yapıyoruz ve pancar çiftçimizin ciddi geçim kaynağı. Kargil diye bir Amerikan şirketi gelip hı hı. bunu Mısır'a çevirme yolunda. Bu bir alternatif değil şeker pancarına. Neden alternatif değil? Çünkü Mısırın içindeki içinden şeker üretimine geçmek tıbbi terimlerini terimleri bir kenara bırakalım aynı zamanda diabet Sıkıntılarını da yol aç. Yani insülin dengelerini, şeker şeylerini bozabiliyor <laughs> nesiller. Buna karşı e, çok ciddi mücadeleler veriliyor. Örneğin bizim e, DSP Bursa Milletvekilimiz Ali Arabacı arkadaşımız İnanılmaz kavgalar, mücadeleler veriyor Bursa'da Kargil'in olaylarıyla. Yani e, ama Kargil hep e, Amerikan hükümetlerinin Türkiye ile diplomatik ilişkilerine de yansıyan biçimde koruması altındaydı. Şimdi Tillerson'un gelmesi ardından bu e, adım, Kargil bağlantılarının mutlaka irdelenmesi gereken bir konu. Yani bu e, eski bir gazeteci ağabeyiniz olarak, e, bizi dinleyen de varsa bütün gazeteci arkadaşlarıma e, bir tavsiyem, Hı. önerim. Kargil bağlantısı gerçekten e, incelenmeli. Şimdi olayın mahfi e, eğilmez e, arkadaşımızın vurguladığı gibi sadece tarımdan endüstriye geçiş, onun çevresindeki örgütlenme değil. Aynı zamanda işte bu e, dokuma fabrikalarıyla yani tekstil sanayiyle birlikte şeker e, fabrikaları 1930'lu yıllarda Cumhuriyet'in sanayileşme hamlesinin ilk adımı bugün dünyada yeniden canlandırılan Atatürk'ün kamu ağırlıklı, kamusal ağırlıklı üretim modelinin, karma ekonomi modelinin ilk adımları. Bunlar sadece endüstri, sanayi kuruluşları değil, ekonomik faaliyetler değil. Aynı zamanda o çevrede kooperatiflerin falan ötesinde sinema salonları, balo salonları, yaşam alanları, çağdaş yaşama dönük bir arayış var. Bir cumhuriyetin aydınlanma devriminin yaşam bulduğu alanlar. Bu nedenle bu fabrikalarla özelleştirerek hesaplaşmak bir yanıyla cumhuriyetle hesaplaşmayı da bünyesinde içeriyor. Ve bu hesaplaşmanın Türkiye'ye ne getirdiğini ne götürdüğünü kıyaslamak için çok ufak bir rakamsal e, hatırlatmaya gireceğim. Hı hı. Maliye Bakanı Naci Abal, Cehbeli bir arkadaşın soru önergesini yanıtlarken bir süre önce iktidarları döneminde özelleştirmelerden yani cumhuriyetin kurduğu, oluşturduğu bu e, sanayi fabrikalarından ne kadar gelir el, elde edildiği sorusuna. 59 milyar dolar dedi. O günden bugüne 60 milyar doları geçmiştir bu olay. Şeker fabrikalarıyla kaça ulaşacak belli değil. Bakın bu Türk lirası değil dolar. Dörtle çarpın. Evet. 250 milyar liraya yaklaşan bir özelleştirme gelir. Bu gelirle ne yapıldı? 250 milyar dolarlık AKP iktidarı döneminde istihdam yaratmış. Ekonomik olarak. Yani e, Başbakan Binali Yıldırım'ın tarım konusunda söylediği gibi birincilik değil ama işte e, gerçek anlamıyla sanayide Türkiye'yi bir adım öteye getirmiş üretime dayalı. Bir yatırım var mı? Tek bir örnek versinler. Örneğin bölgeler arası gelişmişlik farkını giderecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir yatırım hamlesi Kamu eliyle. Var mı? Bir teknoloji yatırımı? Hiçbir şey yok. Sadece işte günlük harcamalara harcanmış. Şimdi şeker fabrikalarından gelecek olan da bu şekilde harcanacak. Ama bunun ağır faturaları da var. E, Türkiye'de işsizlik oranları yeniden çift tanelere yüzde onun üzerine çıktı. Bu çıkışta sadece gençlere işte eğitimini falan tamamladıktan sonra iş bulamamamız mı etkili? Özelleştirme nedeniyle işini kaybetmek zorunda bıraktığımız insanların o sayılar içinde yeri yok mu? Onlara yeni iş imkanları yaratabildik mi? Hı hı. Yaratamadık. İşsizliğin tekrar yüzde onun üzerine çıkmasında bu özelleştirme furyasının hiç kuşkusuz, çok ciddi bir etkisi var. Ee, gerçekten e, Türkiye'nin günümüz dünyasına örnek olan 1930'ların sanayileşme hamlesini yok eden bu özelleştirme furyasına kesin olarak bir son verilmesi gerekiyor. Bunun için de e, muhalefete de bir önerim. Bakın e, İngiltere'de Corbyn'in liderliğindeki işçi partisi evet. bu özelleştirmeler, İngiltere'deki özelleştirmeler çerçevesinde Türkiye için, e, İngiltere için stratejik önemi olan yerlerin tekrar kamulaştırılacağından bahsediyor. Aynı programın üzerinde muhalefetin de çalışması gerekiyor. E, bu e, son derece tehlikeli bir olaydır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ise yani bu furyanın e, sona doğru gelen bir parçası olmanın ötesinde Türk insanının kargil nedeniyle e, şeker, ne, Mısır nişastası üzerinden üretilen şekerin e, bu insanlığın dengelerini alt üst etme potansiyeli nedeniyle aynı zamanda bir sağlık sorunudur. Yani sadece bir ekonomik sorun değildir şu an karşı karşıya şeker fabrikalarıyla bulunduğumuz durum. Hı hı. Aynı zamanda bir e, sağlık sorunudur. Bizim Atatürkçü Düşünce Derneği gençlik kolları bu konuda e, bugün sanıyorum basına paylaşacaklar. Çok e, hoş yani gerçekten Atatürkçü gençlere yakışan bir e, açıklamada yap, yaptılar. Peki Son bölüme giriyoruz. Son birkaç dakikamız şey ittifaklara da konuşmadan bitirmeyelim istiyorum. İttifaklar evet. konusunda neler yaşanıyor sizce? E, şimdi e, aslında seçim yasalarında AKP iktidarının yaptığı e, bir sonraki seçimde kendisine yarayacak bir takım düzenlemeler. E, bu son düzenleme e, çok şey artık kör gözün parmağı. Hı hı. E, anayasa Mahkemesi'ne giderse iptal edilmesi gereken bir şey bilemiyorum tabii anales maktimesini ne apan nedir ha. bakın yüzde on barajını kaldırmıyorsunuz <laughs> ama ittifak içine giren yüzde on partileri baraj derdinden kurtarıyorsunuz bu eşitlik ilkesine aykırı yani niçin ittifak içindeki parti yüzde on barajına tabi değil dışındaki tabi böyle bir şey olamaz e, bunları niçin yapıyorlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP, e, MHP'yi ve bir biçimde, daha dolaylı biçimde Büyük Birlik Partisi'ni elin altında tutmak için. E, ve bu arada, bakın suçları af getiriyor. YSK üzerinden, e, yani onu da bir anlamda ittifaka dahil ediyor kendisi. YSK'ydı mı? <laughs> evet, <gülüyor> yani başka anlamı yok bunun. E, çünkü şey mühürsüz pusulalar geçen referandumda e, gerçekten şaibe yaratan mühürsüz pusulalar hı hı. konusunu bu sefer sandık başında e, çözüm getiriyor. Yani mühürsüz pusulayı yasallaştırmanın, meşrulaştırmanın anlamı ne? Bunun Değil mi? Ne? ne? açıklanması mümkün mü? Yani dışarıdan mühürsüz pusula bir biçimde sokulabilir. Nedir güvence mühür? Ee, yani bunlar e, böyle bir hazırlık gibi. Valilere bir takım imtiyazlar veriliyor. Yani neresinden tutarsanız tutun, e, demokratik bir ülkede, demokrasiyle kendi kendimi yönetiyorum diyen bir ülkede akla hayale gelmeyecek, düzenlemeler bunlar. Ancak tiyatro sahnesinde hı hı. E, bir komedi e, senaryosu olsaydı bunlar olurdu Olabilir. <laughs> e, bunun üzerinden bir de bakın bütün bu yasal sıkıntıların ötesinden e, muhalefeti baskılamaya yönelik bir propaganda yürütülüyor. Bugün basına da yansımış. Deniyor ki ya iş belli oldu. AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi ittifak. Muhalefet nerede? Niye ittifak yaptı? Bir e, bir ittifaka i, zorlama durumu söz tabii, konusu var değil e, mi? Evet. Yani nedir? İşte CHP HDP ile yapsın falan gibi. Çıkırır ya da belki Saadet falan. Partisi durumda var. E, Saadet Partisi hem kendi kazanmaya çalışıyor Hı -hı. ama e, İyi Parti de yani bu ittifaka karşı e, yaklaşımlarda mesela İyi Parti e, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bu görüşmeleri sürdürüyorlar. Umarım e, olumlu bir sonuca varırlar. E, özellikle Saadet Partisi'nin e, muhalefet safında e, 16 Nisan'da Hı -hı. olduğu gibi yer alması ve İyi Parti ile yapacağı ittifak çok çok önemli. E, bu arada son bir dakikamızı evet. toparlarsanız sevinirim. E, yani iki bakın bir de işte e, bu Cumhur Adı kondu Cumhur İttifakı aday şey. Erdoğan. Erdoğan. Hı hı. Muhalefetin ortak adayı Bu tuzaktır. Muhalefet birinci turda kendi adaylarını çıkartmalı. Hı hı. İlkesel. Yani 16 Nisan referandumuyla Türkiye'yi parlamenter demokratik düzenden ulaş, uzaklaştıran anayasa değişikliklerini değiştirmek üzere referanduma götüreceğim diyen adayların Yarıştı ve ikinci turda bu ülke etrafında kim kalıyorsa bütünleştiği bir e, strateji izlemek konumundadır. Birinci turda ortak aday çıkarmak, geçen e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, kişiliğinde bir şanssızlığı vardı ama Ekmelettin İhsanoğlu örneğinde olduğu gibi, e, muhalefete sadece açık bir tuzaktır ve içine... Düşülmesi davetidir. Peki noktamız olsun bu da. Çok teşekkür, ben size. teşekkür ederim size bir kez daha geldiğiniz Sağ için. Sağolunuz. Evet sevgili seyirciler haftanın sonu sabah programının bir pazar programının daha burada sonuna geldik. Ama saatler 13'ü gösterdiğinde tekrardan haber bülteniyle karşınızda olacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.